Kadınlarda saç ekimi yaptırılabilir mi? Kadınlar saçsızlık problemlerinin çözümünü saç ekiminde bulabilirler mi ve başarılı sonuç alabilirler mi? Kadınlarda saç ekimi uygulaması çok sık yaptığımız bir uygulama olmamasına rağmen başarılı sonuçlar aldığımız bir uygulamadır. Kadınlarda saç dökülmesi birçok nedenle oluşur. Gebelik, menopoz, tiroid ve bir sürü hormon ya da vitamin, mineral eksikliği nedeniyle, stres nedeniyle kadınlarda saç dökülmesi görülür. Kadınlarda saç ekiminin başarılı olmasının sebebi ya da başarılı vakalara bu kadar sık karşılaşmamızın sebebi şudur. Doğru kadında, yani doğru dökülmede saç ekimi yapmak. Şu an ameliyatını yaptığımız hastamız bir hekim. Kendisi uzun zamandır bizim saç ekiminde iğne korkusu olan, lokal anesteziden korkan hastalarımızın iğnelerin de hissetmemesini sağlamak için uyutan bir anestezi uzmanımız. Kendisi bayan, bizim işlemlerimizin başarısını, sonuçlarını ve işlemin yapılışını uzun yıllardır takip edip kendisi de saç ektirmeye karar vermiş bir hastamız. Size bu şekilde ulaşmaya çalışmamızın nedeni bu. Bayanlarda da saç ekimi yapılabilir ve doğru hastaya doğru saç ekimi yapıldığı zaman mutlu sonuçlar ulaşılabilir. Peki bayanlar da saç ekimi yaptırırken saçlarının tamamını kestirmesi gerekir mi? Hayır, bayanlarda saç ekimi yaparken uzun mesai yapıyoruz ve bayanların saçlarını tamamen kesmiyoruz. Ne yapıyoruz? Saçın ense bölgesindeki kısmın pencere açıp sadece donör alan dediğimiz kısımdan ince bir şerit şeklindeki alanı kısaltıp saçı geri kapattığımızda belli olmayacak şekliyle yine fuye yöntemiyle tek tek alarak ve ekim ihtiyacı olan bölgedeki saçları da kısaltmadan ince ince tek tek noktasal boşluklarına ve geniş alandaki boşluklarına girerek saç ekimi işlemini başarıyla yapıyoruz. Peki kadınlar bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor? Saç ekiminden sonra bayanların kesinlikle 2 yıl hamilelik düşünmemesini istiyoruz. Gebelik döneminde hızla değişecek olan hormonlar saç ekimi başarısını etkileyecektir. Sabit, standart bir yaşamı sağlayan bayanların saçsızlık problemiyle devam etmelerine gerek yoktur. Saç ekimi tanısı koyabilmemiz için hastamızın hormon, vitamin ve mineral tetkiklerinin tamamını yapmak ve dökülmenin asıl sebebini bulmak çok önemlidir. Dökülmenin asıl sebebinin tamamen genetik ve erkek dökülme olduğundan emin olduğumuzda, eksik vitamin, mineral ve hormon dengesizliklerini çözdüğümüzde saç ekiminin çözüm olmaması gibi bir ihtimal geriye çok zayıf bir ihtimaldir. Sağlıkta 2-2, 4 değildir ama yaptığımız tanılarda ve işlemlerde saç ekiminin dökülme nedeni eğer genetik dökülme ise ve çözüm kesinlikle vitamin, mineral ve hormon dengesiyle alakalı bir problemden geçmediyse saç ekimi kadınların saçsızlık problemi ile ilgisini tamamen yok edecektir. Saç ekiminde karar verdiğiniz andan itibaren peki kadınlarda neler geçecek, nasıl bir süreç izliyor, nasıl bu durumu çözüyoruz? Bir de buna bakmak lazım. Peki bayanlar saç ekimi işlemini yaptırırken ağrı, acı duyacaklar mı? Hayır, lokal anesteziyle yine ense bölgenizi uyuşturup yine tekrar lokal anesteziyle döküm olan bölgedeki doku alanını uyuşturduktan sonra işlemimizi gayet başarılı yapabiliyoruz. Ama ben kesinlikle hiç hissetmek istemiyorum, bu işlemin yapıldığını da unutmak istiyorum diyen hastalarımıza geldiğinizde Füsun Hanım size hem kendi saç ekimi deneyimini anlatıp hem de sizi başarıyla bir 5 dakika sedasyon dediğimiz, yani tamamen uyutmanın söz konusu olmadığı, sadece iğneleri hissetmeden size saç ekimi yapmamızı sağlayacaktır.
yoğun bir anestezi olmayan, sadece lokal anestezi sırasındaki iğnelerin acısını hissetmemesini sağlamak için sedasyon adı altında hafif bir uyku halinde yapılan anesteziden sonra hastalarımız herhangi bir ağrı, sızı hissetmeyecektir. Operasyonun akabinde, yani akşam ya da ertesi günü bir ağrısı sızı olacak mıdır? Hayır, operasyondan sonra da lokal anestezinin tamamen iyileşme sağlanıncaya kadar devam ettiğini ve operasyon sonrasında da ağrı sızı işlemi kesinlikle hastalarımız rahatsız duymadan bu işlemden başarıyla sonucu elde edeceklerdir. Kadınlarda saç ekimi sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nedir? Süreç nasıl devam ediyor? Kadınlarda saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken ve kadınların en büyük problem yaşadığı şey saç boyası. Peki saç ekiminden sonra ne zaman saçlarımızı boyatmaya başlayacağız? Evet, orada biraz sıkıntılı bir süreç var. Kadınlarda saç ekimi sonrası 6 ay kimyasal hiçbir boyayla saçlarınızı boyamanızı kabul etmiyoruz. Çünkü tıpkı yeni bir bebeğin saçlarının çıkışı gibi yavaş yavaş ve hassas bir cildin içerisinden çıkacak olan saç köklerini kimyasal bir boyayla yok etmemizi istemiyoruz. Kadınlarda yaşanılan saç ekimi sonrası problemlerin en büyüğü de işte saç boyası. 6 ay saç boyasından uzak kalmayı kabul edebilecek tüm bayanların erkek tipi saç dökülmesi sonrası saç ekimi yapmak ve onlara saç ekiminden sonra gelen mutluluğu tattırmak için herkesi merkezimize bekliyoruz. Saç ekimi kadınlarda da erkeklerde de karar vermesi çok zor bir işlemdir. Çünkü insanlar hayatlarının sonuna kadar alnının üstünde taşıyacağı bir işlemi kime yaptıracağına karar vermesi bayağı zor olsa gerek. Peki merkezimizi diğer merkezlerden ve uzmanlarımızı diğer uzmanlardan ayıran en büyük ve en önemli sebepler ve nedenler nelerdir? Biz merkezimizde hastalarımızın önce ne istediğini ve ne beklediğini dinleriz. Yani her hasta mutlaka Elvis Presley gibi saçlar beklemeyecektir. Çünkü döner alanın genişliği ve yoğunluğu saç ekimi sonrası ihtiyacı olan bölgenin ne kadar yoğunlukta ve sıklıkta olacağını belirleyen asıl nedendir. Ben saç ekimi yaptırmak istiyorum ama kesinlikle belli olmasını istemiyorum. Doğal bir saç ekimi olmasını istiyorum. Tüysü ve yavaş yavaş geriye doğru kalınlaşan saçlar istiyorum. Ön bölgesinde kalın kalın ya da aynı bölgeden birkaç tane saç çıkmasını düşünemiyorum bile diyen hastalarımız için. Ve kesinlikle ense bölgemdeki saç köklerim çok kalın, çok yoğun. O yüzden golf bölgemi kapatmak istiyorum ama aynı yoğunlukta ve aynı kalınlıkta golf bölgesinin tamamen yoğun bir şekilde kapatılmasını istiyorum diyen hastanın ikisinin işleminin aynı olmasını bekleyemeyiz. Burada bütün sistem değişecektir. Çünkü bu hastada çok ince punchlarla, çok ince saç tellerini almayı tercih ederken diğer hastada daha kalın kıl köklerini alabileceğimiz, kesinlikle ensede iz bırakmadan ama daha büyük punchlarla çalışılması gerekir. Yani bir hastada ense bölgesi çok yoğun ve çok dolu iken çok ince punchlarla ve tüysüz saçlarla bir işlem yapıldığında ne kadar fazla graft naklederseniz edin hastayı mutlu edemezsiniz. Çünkü naklini yaptığınız kıl kökü hastanın istediği kalınlıkta ve yoğunlukta değildir. O yüzden biz hastalarımızı önce dinleyip hangi bölgede ve ne yoğunlukta saç ekimi istedikleri, nereye kadar ve hangi sıklıkla saç ekimi istediklerine önem ve değer veriyoruz.